Yeniden bir kez değerli izleyenler. A Milli Kadın Basketbol takımımızın Nijerya ile oynadığı hazırlık maçında ikinci yarı birazdan başlayacak. İlk yarıyı 38-31 önde tamamladık. Koç Tim için bir işle birlikte ilk yarıyı değerlendireceğiz. Koç, istatistikler elinde, neler söyleyeceksin? Şimdi baktığımız zaman ilk periyotta içeriye indirdiğimiz top sayısı fazla ama isabet oranımız çok düşüktü, 12'de 2. Bunu 22'de 7'ye çıkardık. Yani ikinci periyotta özellikle 10'da 5, %50 gibi bir yüzde yakaladık. Tabii orada özellikle Lara Sanders ve Nevriye'nin oynadıkları ikili oyunlar sonrası iyi pozisyon alması, topların iyi dönmesi sonucunda güzel pozisyonlardan da isabet çıkarmış olduk. Zaten bir ara bakıldığı zaman 10 sayıda farkı yakalamıştık. Ama özellikle ikinci periyodun sonunu Nijerya takımı biraz daha iyi oynayarak farkı 7 sayıya kadar düşürdüler. Tabii bir hazırlık turnuvası, hazırlık maçı olarak düşündüğümüz zaman bence özellikle ikinci periyotta yaptığımız savunma ile beraber gösterdiğimiz hırs ve performans çok pozitif. Bunu her hazırlık maçında üstüne daha da koyarak hem hücum hem savunma organizasyonlarıyla beraber yukarı taşıyacağımıza ben gerçekten inanıyorum. Senin de söylediğin gibi bu İstanbul'daki kamptan sonra da 1-5 Haziran tarihleri arasında Belarus'ta bir hazırlık kampımız var. Burada Belarus, Japonya ve Yeni Zelanda ile hazırlık maçları oynayacağız Minsk'te. Tekrar dönüşünde de İstanbul'da kısa bir süre tekrar toparlanan kadın milli takımımız Fransa'ya geçecek ve burada 11'inde oynayacağı Venezuela hazırlık maçından sonra normal grup elemelerimize, olimpiyat eleme maçlarımıza Arjantin ve Kamerun'la başlayacağız. İlk maçımız Arjantin'le 14 Haziran'da, ikinci maçımız Kamerun'la 15 Haziran'da. Tabii bu bütün amaç bu müsabakalarda galibiyetlerle bitirerek olimpiyat elemelerinde en üstte yer almak ve olimpiyatlara gidebilmek. Biliyorsun çapraz 2016. Çapraz eşleşme olacak, evet. Bir de tabii gruptan çıktığımızda birinci olarak çıkmak çok önem arz edecek. Karşı grupta, A grubunda Fransa, Yeni Zelanda ve Küba var. Orada daha ağırlıklı olarak tabii Fransa çok ağır basıyor ama sonra Küba'nın da finalisti. Evet, Küba da çok iyi bir takım. Yeni Zelanda tabii ara ara böyle başarılar gösteren bir takım. Bizim grubu birinci bitirerek orada Küba ya da Yeni Zelanda ile eşleşmek. Küba daha ağır basıyor. Yeni Zelanda ile bir hazırlık maçımız da var. Evet. Oynayacağımız. Hepsi planlanmış şeyler. Bence güzel planlamışlar kadın milli takımının organizasyonlarını. Evet, ikinci yarı Nijerya hücumuyla başladı. Nijerya ilk hücumu gerçekleştiriyor. Atış şans yardımıyla 3 sayılık isabet geldi. Ogun Jimmy 9 sayıya ulaştı. 3 sayılık basketle. Bahar dizine çarpan top dışarıya çıkıyor. Bahar Çağlar topu kaybetti. İlk hücumu ikinci yarıda değerlendiremedik. Kalu pasını verdi. Basket geldi. Ugoka'dan 5 sayıyla başladılar. 38-36 oldu. Farkı 2'ye indirdi Nijerya. Devre dönüşü iyi başladı Nijerya. Savunmada biraz daha durgun başladık biz. Yani ikinci çeyrekte iki savunmayla arasında biraz fark var. Birsel 3 sayılık basket. İkinci yarıdaki ilk basketimiz Birsel Vardarlı Demirmen'in üçlüğüyle geliyor. O da çift tanelere ulaşmış oldu böylece 10 sayıyla. Steps. Kalu kendi topu elinden çıkardı. Sonra ikinci kez o temas edince tabii steps oldu. Üçüncü çeyreğe alan savunmasını yapmadan başlamıştık. Adam adama savunmayla başladık ama Koç Ekrem memnun olmadı. Hemen bu savunmada alan savunmasına döndük ve hemen bir top kaybı Nijerya'dan geldi. Birsel pasını verdi Bahar. Işıl. Tekrar Bahar Çağlar. Bahar fake'ine cevap aldı. 2 sayılık atışı isabetli değil. 4 kişiyle pota altında Nijerya.
Çabuk çıkmaya çalışıyorlar şimdi Elonu. Elonu potaya gitmek istedi. Bir Selim faulü. İki serbest atış kullanacak. Elonu. Adaora Elonu. Elonu'nun ilk serbest atışı isabetli. Elonu 2'de 2 attı. 41-38'de farkı 3'e indirdi böylece. Nijerya Nevriye. Bahar. Işıl. Sanders Bahar. Bahar potaya giderken faul. Hareketten önce evet olduğu için top kenardan oyuna sokacağız. Birsel Vardarlı Demirmen top oyuna sokacak. Işıl. Işıl'ın atışı, Işıl'ın pasında Birsel'in atışı isabetli değil bu arada. Top bizde. Yine güzel bir kenar organizasyonu. Ya içeride Lara Sanders'a ya da Birsel'e hazırlanmıştı. Birsel boş atışı buldu. Lara Sanders. Foul. Daora Elonu da Türk Basketbol Ligi'nde oynamış bir ismin kardeşi. Çinemelo Elonu'nun kardeşi. Sanderson atışı isabetli değil. Tofaş'ta oynamıştı evet. Dönem Beşiktaş yine transfer etti Elonu'yu. Işıl'ın atışı bu da isabetli değil. Çabuk çıktı Nijerya yine ama pot altında 2-10 numara. Karşı karşıya geldi Ucu Ugoka ile Işıl Alben. Top Ugoka'dan dışarıya çıkıyor. Milli takımımızın hücumu olacak. 41-38 ikinci yarıda tek basketimiz. Birsel Vardarlı Demirmen'in 3 sayılık isabeti oldu şu ana kadar. Onlar gene sert başladılar. Oralardaki temaslardan uygun atışlı ve pozisyonları şu ana kadar bulamadık maalesef. Sanders zorlamak istedi. Üçüncü takım faulü geldi. 7 dakika 14 saniye var 3. çeyreğin bitmesine. Nijerya'nın 3. takım faulü ve çizgide Lara Sanders 2 serbest atış kullanacak. Tabii diğer taraftan da 12 numara Endidi Madu'nun 4. faulü oldu bu. Madu kenarda. Lara Sanders ilk atışı isabetli. 42-38 oldu skor. Sanders 2'de 2 attı. 43-38 farkı 5'e çıkardık. Sanders 13 sayıyla takımın en skoreri. Faul Birsel. Birsel üçledi. Olcay oyuna girecek. İlk yarıda bileğini burkmuştu ama önemli bir problemi yok. Olcay oyuna dönüyor. Alan savunmasına devam ediyoruz. Hücumu değerlendiremedi Nijerya. Tam Ekrem Memnun da benim önümde kaldı. Göremedim atış anını. Nevriye. Işıl koridoru buldu. Işıl içeriği zorladı. Dışarıya çıkarmak isterken top kaybı Işıl Alben'den. Lara Sanders faul yapıyor. Üçüncü takım faulü bu da milli takımımızın. Sanders faul yaptı. İlk faulü bu Lara Sanders'ın. Birsel kenarda, Olcay oyunda. En uzun süre oyunda kalan isimlerden birisi Birsel. Tabii sezon sonrası böyle bir kamp.
ve ardından maçlar sporcular için yenilenmeyi gerektiren süreci de arttıracaktır. Zaten Ekrem Memnun da maç önü röportajında da söyledi. Güçlendirme çalışmaları yaptık Slovenya'da dedi. İster istemez o maç temposu yavaş yavaş gelecek. Işıl Bahar'ı buldu. Olcay içeriye, Nevriye'ye. Nevriye Yılmaz kendisi zorladı. Nevriye iki sayılık atış isabetli değil. Savunma reboundu iyi bir anda kaldı. Çabuk çıkıyor Nijerya. Hızlı bir hücum. Ugoka'nın turnikesiyle bitti. Tilbe birazdan oyuna dahil olacak milli takımımızda. Bu transition defense dediğimiz dönüş savunmalarında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yani onlar iki pasla direkt çembere gelmeye çalışıyorlar. Oraları biraz daha erken kesmek gerekebilir gibi düşünüyorum. İbiyam faulü yaptı. Onun da üçüncü faulü oldu. Uzun rotasyonunda sıkıntı yaşayabilir bundan sonraki bölümde Nijerya. İki uzunu, iki önemli uzunu. Endidi Madu ve Elam İbiyam. İkisi de şu anda Madu 4, İbiyam 3 faulü oynuyor. Madu kenarda. Bahar sevdiği noktalar aslında ama bir türlü isabeti bulamadı. Hatalı yürüme. Atonye Enyingifa hatalı yürümeyi yapan isim. Milli takımımızın hücumu olacak. Işıl. Işıl Alpen 3 sayılık atış. İsabetli değil. Tilbe geldi oraya reboundu almak için ama Ugoka'da kaldı savunma reboundu. Elonu, Bahar karşıladı onu. Elonu, bounce pass. İbiyam dışarıya çıkardı. Ugoka atış pozisyonu hazırladı. Kendisine atışı isabetli değil. Tilbe aldı savunma reboundunu. Olcay. Olcay Çakır 5 dakika 6 saniye 3. çeyreğin bitmesine. Bahar 43-40 öndeyiz. Olcay Sanders'ı buldu. Sanders'ın atışı isabetli. 15. sayısı oldu Sanders'ın. Milli takımımızda skor dağılımı olarak pek istediğimiz seviyede değiliz. Bu arada İbiyan pot altında çok dipte kaldı. Atışı isabetli değil. Yani 6 oyuncudan skor ürettik şu ana kadar. Tilbe'nin 2 serbest atışı var. Işıl'ın 1 isabeti var. Olcay'ın serbest atışları var sadece. Yani Birsel, Nevriye ve Sanders şu ana kadar skor yükünü çeken üçlü oldu. Şimdi orada aslında pozisyonları buluyoruz. Da bugün biraz daha o atış yüzdemiz düşük. Özellikle dışarıdan 2 sayılık dış şutlarımız yüzdesi bayağı bir kötü şu ana kadar. Şaziye İbegin Üner oyuna girdi. Bahar kenarda. Kaşı açılan Şebnem'i bir daha düşünmedi Ekrem Memnun. Elon'u döndü ama Şebnem bir daha süre almadı. Bakalım bundan sonraki bölümde olacak mı? Eguko basketi buldu. ...45-42 3 sayılık farklı üstünlüğümüz sürüyor. Şimdi Şaziye 3 sayılık atışı isabetli değil. Tilbe geldi hücum reboundunu almayı başardı. Tilbe Şenyürek önemli bir katkı oldu bu hücum reboundu. 2 saniye 1 saniye süre dolarken Lara Sanders çok önemli bir basket. 17. sayısı Lara'nın. 47-42. Ayşe Cora oyuna girecek. Işıl kenarda. Ayşe Cora oyunda ön alanda Olcay'ın baskısı olacak. Amu Kamara topu taşıyan isim. Gene dönüşü alan savunması. İçeriye indirdiler topu. İbiyam Amu Kamara'yı düşündü. Olcay'dan müdahale. Bu dediğim gibi iyi çalışılmış bir organizasyon. Özellikle top low post dediğimiz aşağıdaki dip köşelere indiği zaman direkt oraya ikili sıkıştırmalara gelip
kötü pas ya da top çalma işlerini çok iyi yaptık şu ana kadar. 8 saniye var hücum süresinin dolmasına. Amu Kamara pasını verdi. Elonu atışı isabetli değil, hücum reboundu. İyi bir yandan geldi. Kilbe'den blok. Olcay'la hücumdayız. Olcay Ayşe'yi buldu. Ayşe 3 kişinin arasında, atışı isabetli değil. Tilbe bir de hücum reboundu aldı. Atışı isabetli değil. Kendi reboundunu aldı, dışarıya çıkardı. Tilbe Şen Yürek iyi işler yapıyor şu ana kadar pot altında. Olcay Çakır. Olcay çok güzel gitti. Turnikeyi bıraktı. Elonu top istedi. Onlar İbyam'ı buldular. İbyam'ın atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi yine Tilbe. Yani her iki pot altında da Tilbe 3 pozisyonda 4 rebound aldı. Olcay Ekrem Memnun'dan desteği aldı. Turnike'ye gitti, basketi buldu. Molası geliyor Nijerya'nın. Olcay Çakır ve Tilbe Şenyürek. Koç, son 2 dakikaya damga vuran iki isim. Ya şimdi işte oyuncularımızı devamlı rotasyon yaparak deniyoruz ve hangi oyuncularımızdan nerelerde faydalanacağımızın da bir geri dönüşünü şu anda yaşıyoruz. Güzel bir çeyrek oldu bu da. Geri dönüş açısından farkı kapattılar. Biz o sırada tempomuz düşmüştü. Savunma sertliğini kaybetmiştik ama milli takım koçumuzun yaptığı değişikliklerden sonra giren oyuncularımız performansı arttırarak, özellikle savunma sertliğindeki dozajı arttırarak bir anda gene üstünlüğü elimize aldık. Senin de biraz önce bahsettiğin gibi bu daha ilk hazırlık maçı olimpiyat elemeleri öncesi. 14 Haziran'da Arjantin'le oynayacağımız ilk resmi maçımıza kadar 6 tane hazırlık maçı yapacağız. Yani bunlar maç maç eminim oyuncularımız üstüne koyarak özellikle bu dış atış ve pota altı istatistiklerini yükselteceklerdir. Senin de bahsettiğin gibi Slovenya'da yoğun bir kamp döneminden sonra biraz da yorgun takımımız. Yani o maç ritmini, temposunu yakalaması tahminen o Belarus'ta oynayacağımız hazırlık maçlarıyla beraber yavaş Fransa'da yavaş. Fransa'da bir evet, hazırlık maçı daha oynayacağız. Evet, Venezuela ile oynayacağız. O maç aslında asıl ölçü belki de o maç olacak. Tabii o tam bir prova olacak. 14 Haziran öncesi. Güney Amerika takımıyla oynayacak. Evet, yani Venezuela takımıyla. O tür takımlar özellikle staffımız, milli takım organizasyonu seçmiş. Çünkü hani o maçlara hazırlanmak zaten amaç. Gerçekten de çok başarılı buldum. Yani bu hazırlık maçı da çok bence verimli. Takımımızda feedback'e geri dönüşü muhteşem olacak. Ya grupta Arjantin'le oynayacağız. Venezuela ile hazırlık maçından sonra Arjantin maçımız var. Aynı kıtanın takımı. Yine çapraz eşleşmede muhtemel Küba, yine Güney Amerika'da Venezuela'ya benzer özellikleri taşıyacak takımlardan birisi. Bu arada Olcay topu çaldı. Hücum reboundu sonrasında Olcay yine potaya gitti ama bu kez bitiremedi. Şimdi çabuk çıkmaya çalışıyor Elonu. Ayşe Jora faulsüz dokundu topa. Nijerya hücumu sürecek. Olcay kenara geldi. Işıl Avden oyunda. Elonu koridoru buldu. Potaya gitti. Tilbe yine kapattı önünü. Kararttı pota altını Tilbe şu ana kadar Nijeryalılara. Işıl. Şaziye'nin 3 sayılık atışı. Bu kez Tuğçe'den geldi hücum reboundu. Neredeyse her hücumda, boş döndüğümüz her hücumda ilk olarak hücum reboundunu alıyoruz. Sonrasında da bitirme istatistiğimiz bir hayli yüksekti ama bu kez Tilbe ile isabeti bulamadık. ...51-42, 9 sayılık fark, 2 sayılık atış isabetli. Olayın Kasanni, basketi bulan isim. Tilbe. Şaziye geldi, topu aldı. Ayşe. Tilbe'den perdeleme, Ayşe Jora. Fark. Evet, Tilbe'nin yaptığı perdelemede orada Ayşe biraz fazla ısrarcı oldu. Hem sağa hem sola 2-3 kere gidip gelince Tilbe de mecburen dönerken oradaki hareketli perdelemeyi değerlendirdi hakemler. Evet. Tilbe Şenyürek ikinci faulü bu.
Dışarıda Kalu topu aldı. Tekrar Kalu'ya pas. Tuğçe kapattı önünü. Kalu dolaştı. Engifa içeriye. Sanni iki sayılık atış isabetli değil. Tuğçe'den savunma. Yine çok iyi bir savunma. Yani bunu iyi yapıyoruz. Çok istekliyiz bu alan savunmasında. Yardımlar ve rotasyonlar tam zamanında geliyor. Işıl Alben. Faul. İki takım da faul hakkı doluydu. Işıl iki serbest atış kullanacak. Ve 19,3 saniye kalacak Nijerya'ya. Tabii ikinci atış isabetli olursa. Işıl ilk atışı isabetli. 52-44 yaptık skoru. Işıl 2'de 2 attı. 19,3 saniye var Nijerya'nın hücum etmesi için. Eningifa. Amukamara. 8 saniye kala dışarıya. Kalu. Kalu kendisi zorladı. Atışı isabetli değil. Sekti top. Top Nijerya'da olacak. 2 saniye var. 3. çeyreğin bitmesine. Ugoka topa hamle yapmıştı. Tilbe ile birlikte. İki saniye içinde topu potaya göndermeleri gerek. Kalu o atışı yaptı ve 3. çeyrek bitiyor. Atış isabetli değil. 53-44, 9 sayı farklı üstün gireceğiz son 10 dakikaya. Koç. Yani dediğim gibi bu özellikle oyuncu değişikliğinde 3. çeyreğin ortasında o ritmimizi geri kazandık. Oyuna sonradan giren oyuncular gerçekten özellikle yaptığımız alan savunmasındaki İstek ve sertlik dozajını arttırmalarıyla beraber orada daha uygun pozisyonlarda topu alarak hızlı hücumlara çıktık. Ve hücumlarda da senin de bahsettiğin gibi özellikle Tilbe'nin oralarda biraz daha takıma rebound konusunda verdiği yardımla beraber bir anda sayı üstünlüğünü geri aldık. Ve yine 9 sayı önde olarak maça devam ediyoruz. Şimdi tabii özellikle bu maçta alan savunmasını çok denedik ve güzel de oluyor. Özellikle geldiğimiz rotasyonlar, oradaki yaptığımız ikili sıkıştırma, double teamler güzel. Ama biraz da birebir adam adama savunmayı da dozajını arttırmamız lazım. O da ilerleyen hazırlık maçlarında kullanacağımız bir savunma sistemi olacaktır. Şimdi yine istatistiğe baktığımız zaman... Ben direkt hücum reboundlarına baktım. Tabii 13 tane hücum reboundumuz var. Yani sadece bu çeyrekte 6 tane almışız. Çok güzel. Yani oradaki isteğimizi, aldığımız pozisyonları ve top takibimizi gösteriyor. Tilbe'nin toplam 6 reboundu oldu. 3'ü hücum, 3'ü savunma. Yani gayet pozitif yani takımımız için. Şimdi o da Nevriye ile Lara Sanders'ın arkasından girdikçe bu tür performans seviyesini arttırırsa takımımızın başarı ivmesi daha çabuk yukarılara doğru çıkacaktır. Biraz dediğim gibi bugün o şut atışımızdaki istatistiğimiz, yüzdemiz biraz kötü ama bu doğal. Yani o yorgunluğun, o Slovenya kampının, yoğun kampın arkasından o ritmi almamız bir iki hazırlık maçı herhalde sürecek diye düşünüyorum. Son çeyreğe başladı milli takımımız. Işıl Alben'le hücumdayız. Tuğçe'den perdeleme geldi. Işıl potaya gitmek istedi. Faul. Ekrem Memnun da iki uzunumuza, Tuğçe Canı Tezli, Tilbe Şenyüre'ye perdeleme, daha sağlam perdeleme istediğini belirtti. Pot altından Işıl top oyuna sokuyor. Tuğçe. Işıl. Kalu karşıladı onu. Işıl Alben dışarıya. Tilbe ayağı çizgide. İki sayılık atış isabetli değil. Tuğçe hücum reboundunu zorladı. Olmadı. Kalu'da kaldı. Faul Işıl Alben. İlk faul Işıl. Onlar o hızdan hiç ödün vermediler. Özellikle hücumda aldıkları reboundlar, kaptıkları toplar ya da yedikleri sayıdan sonra bile
çok hızlı, tempolu bir şekilde gelip organize olmaya çalışıyorlar. Ayak çizgide Helen Ogunjimi. Tam bizim de önümüzde oldu. Özellikle o dipte topu isterken oyuncular ister istemez bir ayağını geriye doğru hızlanmak, ivme almak için atıyorlar. Aynı pozisyonda çizgi ihlali oldu. Şimdi Işıl gitti potaya. Turnike'yi bıraktı, basketi buldu Işıl Alpen. Bak yedikleri sayıdan sonra gördün mü? Çok çabuk çıktı yine, evet, yine Şaziye. İşte İlk yarıda da çok benzer bir pozisyonu yaşamıştık. Şimdi bu tür transition defense dediğimiz dönüş savunmalarına biraz daha demek ki önem vermemizi gerektiriyor. Yani bu hazırlık maçından sonra bu teknik ekip bunu izlerken herhalde bunu da değerlendirmeye alacaklar. Kesinlikle. Kalu. Kalu'nun pası. Madu 4 faulli oyunda 3 sayılık atış. Ogunjimi'nin bu atışlarını durduramadık. Yani hiç atmayacak gibi duruyor ama bir anda topu kaldırıp şutu kullanıyor. 6'da 4 3 sayı isabeti buldu Ogunjimi. Son olarak top Pınar Demirok'tan dışarıya çıktı. Bu hücumdan boş döndük. 55-47. Ogunjimi'nin 12 sayısı var. Tamamı 3 sayılık İsabetleriyle geldi. Kalu. Ogunjimi. Tekrar Ogunjimi aldı. Bu kez içeriye hareketlendi. Güzel pas. Pot altında basket geliyor. Sana'dan. Sanni basketi buldu. Milli takımımız Pınar Demirok'la hücumda. Genellikle her periyot başında bir tempo düşüklüğü, bir takım basit hataları üst üste yaşadık. Sonra ilerleyen dakikalarda bunları minimuma indirip tempomuzu arttırdık. Evet, Pınar üst üste iki top kaybı. Işıl ve Tilbe kenarda. Esra Ural ilk kez oynuyor, o da Esra ve Birsel oyuna girdi milli takımımızda. Kalu taşıdı, pasını verdi. İki sayılık atış Madu'dan, üst üste basketler. Farkı 4 sayıya indirdi Nijerya. Birsel. Şaziye, bir kez daha Birsel. Esra'nın perdelemesi geldi. Şaziye 3 sayılık atış isabetli değil. Esra çelmek istedi, olmadı. Kalu'da kaldı top. Pınar faul yapıyor. Teknik ekibimiz bir mola istedi. Pınar'ın ikinci faulü bu. Ve Ekrem Memnun'un molası geliyor. Son 7 dakika 36 saniye maçın bitmesine. 55-51 üst üste gelen Nijerya basketleri. Yani şimdi her periyoda biraz durgun başladık. Hani o durgunluğu da Nijerya tempoyu hiç düşürmediği için çok pozitif değerlendirdi. İşte bunları görmek açısından bu tür hazırlık maçları çok önemli. Bizim bu iniş ve çıkışlarımızı dengelememiz lazım. Yani oradaki, şimdi tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. Yani koçumuz da, milli takım koçumuz, tüm oyuncuları deneme açısından herkesi rotasyona sokuyor, herkese dakika veriyor. O dakikalar da tabii bakıldığı zaman bir takım iniş ve çıkışları yansıtıyor takımımızda. Bunları biraz daha dengelersek bence, bir de transition defense, özellikle savunma, dönüş savunmalarımızda orada adam paylaşımında, o top paylaşımında biraz sıkıntılarımız var. Onları da bu maçlarla işte görüp minimuma indirip en iyi şekilde hazırlanacağız geri kalan kısımlarda. Yarın aynı takımla bir hazırlık maçı daha var milli takımımızın. Şimdi bu arada az önce tribünden görüntüler de geldi. Tribün selfisi uygulamasını hatırlatalım. Evet. Bu iki maçta, Nijerya ile oynanacak maçlarda tribünde öz çekim yapıp Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi Twitter hesabını etiketleyerek paylaşan seyirciler arasında, spor severler arasından bir kişi bir arkadaşıyla birlikte iki kişilik seyahat hakkı kazanacak. Milli takımımızla beraber Beyaz Rusya'ya, Belarus'a, Minsk'e 1-5 Haziran arasındaki kampa katılacak. Milli takımımızın oradaki hazırlık maçlarında takımı yalnız bırakmayacak. Böyle bir şans federasyonun uygulaması.
Sanders. Can dizini tutarak düştü ama neyse, önemli bir problem yok. Top bizde. Mola dönüşü Olcay. Birsel. Sanders. Esra. Pınar beşiyle sahadayız. Şu anda da Agü'den 3 oyuncu aynı anda sahada. Bu sezon Agü'de beraber oynayan 3 isim. Esra, Ural. Çok güzel pas. Birbirini iyi tanıyan iki isim. Pınar Demirok, Esra Ural. Bir de Latoya Sanders. Üçü de Agü'nün sporcuları. İkili oyunu çok iyi oynadılar. Esra'nın net devrilmesine, Pınar'ın güzel pası ve güzel bir pot altı basket. Birbirini tanıyan oyuncular da hemen maç içerisinde zaman zaman böyle pozisyonlarda çok daha rahat iletişim kurabiliyorlar. Aynı takımda sezonu geçiren oyuncular. Hatalı yürüme. Ya oradaki baskımız bak, görüyor musun nasıl hemen verimini veriyor. Yani orada oyuncuları hep hataya sevk ettik. Ya kötü pas yaptılar, ya top kaybı yaptılar, ya da kötü atışları kullandılar. Bugün benim gördüğüm hani milli kadın milli takımımızın en önemli özelliği özellikle bu alan savunmasındaki agresif tavırları ve ısrarcı olmaları gerçekten çok güzel. Bu arada şundan hiç bahsetmedik. Nijerya'da olimpiyat elemesi oynayacak bu arada. Yani Nijerya sıradan bir takım değil. Tercihler arasında o da önemli. C grubunda yer alıyorlar. Onlar da Beyaz Rusya ve Kore ile aynı gruptalar. Onlar da bir Avrupa takımıyla böylece hazırlık maçlarını oynamış oluyorlar. Ogunjimi basket geçerli. Bir de faul. Bu arada Ogunjimi yerde kaldı. Dileriz önemli bir problemi yoktur. Bileğini mi tutuyor, karnını yok, mı tutuyorlar? Yok, düşerken bir temas aldı herhalde. Yok, problem karın bölgesine yok. Doğru. Problem yok. Yani az önce ifade etmiştik. 3-4 isabet buldu. 4'ü de 3 sayılık basket. Bu kez turnikeyi bıraktı ama yine basket faulle 3 sayılık hücum şansı yakaladı. Hani biraz önce senin bahsettiğin bu olimpiyat elemelerindeki oradaki statüyle ilgili ilk molada biz de bir bilgi verelim seyircilerimize. Tamam. 57-54 3 sayılık farkla üstünüz. Son çeyreğe 9 sayı farkla girmiştik. Bu çeyrekte henüz 4 sayı bulabildik. Onlar 10 sayı buldu. Aslında 3. çeyreğinde ilk yarısını bu şekilde çeyrek içi skor olarak rakipten gerideydik ama son 5 dakikayı çok iyi oynayarak farkı da açtık. Birsel Sanders'ı buldu. Sanders atmaya devam ediyor. 19 çok sayı. Çok güzel bir organizasyon ve müthiş bir basket. Olcay faul yaptı. 4. faulimiz oldu. Bu tabii biraz erken faul hakkımızı doldurduk. Yaklaşık 6 dakikada yaptığımız bundan sonraki her faulü onlar serbest atış çizgisinin arkasından değerlendirecekler. Pınar kenara alındı. Bahar Çağlar oyunda. Sanni kenarda. Ugoka oyunda Nijerya'da. Elonu topu oyuna sokuyor kenardan. Madu. 4 faulle oynamaya devam ediyor. Çeyrek başından bu yana Kalu. Ugoku. Gene bir top kaybı. Oyuncuların birçoğu Amerika'dan gelme. Maç içerisinde de birkaç defa bu fazladan adımı gördük. Nevriye birazdan oyuna dahil olacak milli takımımızda. Birsel yine içeride. Elonu'dan dışarıya çıkıyor top. Bu kez az önce Sanders'a yaptığını Bahar'a çıkararak yapmak istedi ama Esra Ural kenara alınıyor. Nevriye oyunda. Bahar. Olcay. Sanders'tan perdeleme geldi. Olcay turnike kaçtı. Faul. İki serbest atış kullanacak. Nijerya'nın ikinci takım faulü bu çeyrekte. Kendine çok iyi bir kulvar yarattı. Güzel de uzandı aslında. De maç temposu. Hepsi sürekli konuşuyoruz. Belki ikinci maçta, üçüncü maçta bunlar artık basket faul olarak göreceğiz. Kesinlikle. Kesinlikle. Olcay da çizgiden skor üretmeye devam ediyor. Serbest atışı isabetli. 9. sayısı oldu Olcay'ın. Nazar değdirdik. 2'de 1 attı Olcay. Goka çok çabuk geldiler. Sanders dokundu son olarak.
Yani onların da bu hızlı hücum organizasyonu, fast break dediğimiz, yani bunlar da iyi çalışmışlar. Yani iki pasta direkt çembere geliyorlar. Özellikle savunma reboundu ya da basket sonrası topa dokunduk, çaldık bu topu. Pot altından oyuna sokmaya çalıştıkları topu çaldık. Milli takımımız hücumda Olcay. Birsel. Tekrar Olcay. Birsel. Sanders Bahar'ı buldu. Bahar bu kez isabeti buluyor. Molası geldi Nijerya'nın. Bahar Çağlar da sonunda attı. İki sayılık basket. İlk sayıları oldu Bahar'ın ama yani yüz ifadesi de rahatladığını gösteriyor. Yani bu hazırlık maçları ilerledikçe bu yüzdelerimiz zaten en üst istatistik rakamlarına ulaşacaktır. Şimdi biraz önce o bahsettiğimiz 2016 Rio Olimpiyat elemelerinde 13-19 Haziran tarihleri arasında Fransa Nantes'ta oynanacak müsabakalar. 4 grup var. Bu 4 grupta A, B, C, D gruplarında biz B grubunda yer alıyoruz. Üçer takım var. Evet, Arjantin ve Kamerun'la beraber her grupta üçer takım var. Karşı grubumuzda Fransa, Yeni Zelanda ve Küba var. Oynanacak iki maçlar sonrasında ilk iki sırayı alan takımlar çapraz eşleşmeyle evet bir daha karşılaşacaklar. Bu çapraz eşleşmelerden galip gelen diğer C ve D grubunu da düşünürsek dört takım direkt olarak olimpiyat elemelerine olimpiyatlara katılıyor. Kalan elenen dört takım ise yarı final ve final şeklinde iki eleme daha oynayarak oradan da bir takım daha olimpiyatlara gidecek. Yani 12'de 5 gidecek diyelim öncelikle net bilgi olarak. Evet. 12 takımın 5'i evet. Gidecek. Ya orada tabii bir şeyimiz var. Bence şansımız yüksek ama tabii ki her maç final havasında oynayarak. Özellikle grubun tabii Fransa gibi güçlü Avrupa şampiyonu olmuş. Olimpiyat eşleşmemek lazım. Lider bitirmek lazım. 2'de 2 yapmak evet. Çok önemli. Evet. Arjantin Kamerun karşısında 2'de 2 yaparak grup birincisi olarak. Oradan Yeni Zelanda, Küba'dan hangisi gelirse gelsin. Kazandığımız anda olimpiyatı garantileyeceğiz. Diğer grupta da kimler var onlardan da bahsedelim birazdan. Nijerya hücumu 62-54. 8 sayıya çıkardık yine farkı. Yine çok iyi bir alan savunması. Araları kapattık. Nijerya C grubunda Kore ve Beyaz Rusya ile oynayacaklar. Karşı gruplarında D grubunda Çin, İspanya ve Venezuela orası var. Biraz daha zor. Zor. Özellikle D grubu İspanya ve Çin. Ayakla müdahale. 14 saniyelik hücum süresi olacak Nijerya'nın. Yine hatalı yürüme. İtiraz geldi aslında ama sonra hakem ne yaptığını gösterince o da kabul etti hatasını Ogun Jimmy. Topu aldım hemen pas verdim diyor ama o topu alırken geriye aldığı bir adımı hesaba katmadı. Olcay. Sanders. Birsel. Tekrar Sanders'a pas faul. Ogun Jimmy faul yapıyor. İkinci faulü, üçüncü takım faulü Nijerya'nın 4-14 var maçın bitmesine. Birsel. Birsel Vardarlı Demirmen topu oyuna sokacak. Ama Kamara oyuna dahil oldu. Ogun Jimmy kenarda. Bahar. Olcay. Olcay yine koridoru buldu. Pasını verdi. Asist Olcay Çakır. Basket Lara Sanders. 21 sayı oldu Sanders'tan. Olcay bu penetreleriyle çok iyi kulvar açıyor. 4 faulle oynuyor Olcay da. Amukamara pasını verdi. Kalu. Elonu. Madu düştü kalktı. Kalu. 24 saniye süresi doluyor Nijerya'nın. Yine iyi savunma. Gene müthiş bir savunma. Savunma sonrası gene onlara çok kötü bir hücum kullandırmış olduk.
Hatta yani kullanamadılar da. Alan savunması çok iyi çalışılmış ve çok istekli yapıyor. Her oyuncumuz her pozisyonu kapatmak için elinden gelen tüm çabayı gösteriyor. Rotasyondaki her isim şu ana kadar Hollanda elinden geleni yaptı. Zaten sporcularımızın elinden gelen de birçok Avrupa ülkesinin, dünya ülkesinin ötesinde. Bu arada bir pas hatası, Amukamara topu çaldı. Yine çok çabuk döndük 3 isimle. Bahar dokundu. Kalu Birsel teması yaptı. Top Nijerya'da. Ama yine o hareketli savunma onlara potayı göstermedi. Tilbe Şenyürek oyuna giriyor. Sanders kenara alınan isim. Tilbe oyunda. 21 sayı Sanders'tan şu ana kadar gelen katkı. Kalu. Ugoka. Ugoka yine o savunmaya takıldı. Şöyle bir savurdu topu ama şans yanında değil. Top bizde. 2.55 var maçın bitmesine. Fark 10 sayı. 64-54. Olcay. Birsel. Tilbe. Hücum faul. Tilbe evet. ile Kalu. Perdeleme takıldılar sırasında. Birbirlerine aslında. Ayrılamayınca Tilbe fizik olarak daha üstün. Kalu yerde. Işıl oyuna girecek. Olcay kenarda. Dirseklerini de kullanarak açmış orada. Tabii. Biraz da kurtulmak için. Hani o kilitlenmenin verdiği can havliyle kendini kurtarma çabası. Kalu. Elonu. Elonu atış halinde faul. Birsel Vardarlı Demirmen faulü yapıyor. İki atış kullanacak. Elonu. Işıl'a çalındı bu arada. Faul. Işıl'ın ikinci faulü Birsel olsaydı. Dört diyecekti Birsel'de. Çember istedi. Basket oldu. Elonu'nun ilk atışı. Elonu 2'de 2 attı. 64-56 oldu skor. Sanne oyuna giriyor. Ugoka kenara alınıyor. Işıl. Nevriye. Işıl 10 saniye var hücum süresinin dolmasına faul. Dördüncü takım faulü. Nijerya'nın promisi Amukamara faul yaptı. Dördüncü faul onun da. Kalan 2.15'te yapılan her faul çizgiye götürecek takımları. Her iki takımda faul hakkı dolu. Işıl. Işıl Alben, Işıl potaya gitti. Atışı isabetli değil, Tilbe. Nevriye'nin çeldiği topu aldı yine Tilbe. Birsel. Birsel 5 saniye, 4 saniye. Birsel 3 saniye kala, atışı isabetli. Birsel, Vardarlı Demirmen. Amukamara. 1.42 kaldı maçın bitmesine. Madu. Son çeyreği 4 faullü oynadı Madu. Elonu. Atışı kısa. Savunma reboundu Birsel'de kaldı. Birsel. Kalu karşısında Işıl. Bahar. 10 saniye hücum süresinin dolmasına Tilbe. Atış göstermek istedi olmadı. Paylaşılamayan top kararı var. Hücum sırası Nijerya'da. Mola geldi. Nijerya'nın mola hakkı dolmuş oldu böylece. Kadın millilerimiz ilk resmi maçını 12 Eylül 1964'te Münih'te Batı Almanya'ya karşı oynamışlar ve 48-43 kaybetmişler. O günden bugüne kadar gerçekten özellikle son yıllarda inanılmaz bir başarı ivmesiyle yukarıya doğru çıkıyoruz kadın millilerde. Zaten 2014 FIBA
top 20 listesinde Türkiye 235 puanla kadın milli takımı 11. sıraya kadar yükseldi. Daha da ilerilere çıkacağını zaten bu olimpiyat elemeleri ve inşallah olimpiyatlara da giderek puanımızı arttırarak daha üst sıralara da geleceğiz. Aynı 2014 FIBA Top 20 sıralamasında erkek takımımız 284 puanla dünya 8.'si. Onlar da aynı şekilde 4-10 Temmuz'da Filipinler'de olimpiyat elemeleri oynayacaklar. A grubunda yer alacağız. Senegal ve Kanada ile beraber. Buradan tabii karşı grupta da Fransa, Filipin ve Yeni Zelanda var. Burada yine birden kaçmak çok önemli olacak tabii, ama. Tabii, evet. Fransa'da bizim belalımız diyebiliriz. Amu Kamara son 1 dakika 10 saniye mücadelede. Pas hatası. Alamadı. Madu, milli takımımızın hücumu. 66-56 10 sayılık farkla üstünüz. Son 1 dakikanın içerisindeyiz artık. Birsel. Ekrem Memnun da maçın sonunda maça başlayan 5'e döndü. Sanders, Birsel. Ayağı çizgide atış kullanmadı. Nevriye 2 sayılık atış. Bu da isabetli. Nevriye Yılmaz. 13. sayısı Nevriye'nin de. Güzel bir organizasyon. Şimdi Sanni dışarıya çıkardı. Kalu. Çizginin içine girdi, atışı isabetli değil. Hücum reboundu. Bu atış da isabetli değil Sanni'den. Birsel Nevriye aldı savunma reboundunu. Birsel Işıl'ı buldu. Maç saatiyle hücum saati arasında yaklaşık 8 saniye var. Işıl, Birsel, Bahar. Boş kaldı, atış kullanmadı. Işıl 5 saniye, 4 saniye. Işıl Alben potaya baktı içeriye. Sanders 2 saniye kala. Sanders'ın atışı isabetli değil. Savunma reboundu Madu'da kaldı. Son saniyeler artık. Kalu turnikeye gitti. Ve mücadele sona eriyor. Bahar Çağlar'ın bloğuyla bitirdik maçı. Mücadeleyi 68-56 kazanıyor milli takımımız. Milli takımımızı gerçekten yürekten kutluyoruz. Bu hazırlık maçında da galip gelerek inşallah tüm hazırlık maçlarında üstüne biraz daha ekleyerek olimpiyat elemelerine hazır bir vaziyette çıkarız. Dediğimiz gibi 6 hazırlık maçımız vardı. Bunların bir tanesini şu anda atlatmış olduk. Hemen sözü Ayşenur'a bırakalım. Teşekkürler Tarcan, Ekrem Memnun'la birlikteyiz. Hocam, alan savunması muhteşem çalışılmış. Çok ince detaylarına kadar. Gerçekten bu da galibiyeti getirdi. Neler söylersin? Yani alan savunmasını yaptık ama mentümen savunmayı çok kötü yaptık. Çok kolay geçirdik. Fast break savunmasını çok kötü yaptık. Eksiklerimizi gördük. Hücumdaki ritmimiz daha formda değiliz. Atışlar, yani boş atış bulduk ama isabetli atamadık. Bir de ritim formda olmadığı için oyuncular yani daha bulabilecekleri agresif atışları kovalamadılar. Ama onun için oynuyoruz bu maçı. Müthiş, yani bizim için çok iyi bir hazırlık oldu. Çok sert, çok hızlı bir atletik bir takıma karşı oynadık. Tam almak istediğimiz her şeyi aldık. Zamanla ilerleyeceğiz. Günden güne ilerleyeceğiz. Daha iyi birebir müdafaa yapacağız. Daha iyi hücum edeceğiz. Yani ben çok güveniyorum oyuncularımıza. Umut ediyorum. Yani hep iyi olacak. Yüzdemizde düşüklük var ama söylediğiniz gibi yükleme antrenmanından çıktığı için takım şu anda yorgun değil mi? Bu ilerleyen zamanlarda mesela yarınki maçta bile daha farklılaşacaktır umut herhalde. Umut ediyorum. Bir günde olmaz. Yavaş daha, yani turnuvaya 20 gün var. Ama mutlaka forma girip düzeltmemiz lazım. Düzelteceğiz. Bu takım iyi oyunculardan kurulu bir takım. Zamanla sakinleşip gelecek her şey. Oturdukça şu anda bir sürü şeyi oturtmaya çalışıyoruz. Her saniyenin önemi var. Çok gerçekten önemli bir turnuvaya gideceğiz. Yani herkes olimpiyat oynamak istiyor. Çok sert bir turnuva oynayacağız. Onun da bilincindeyiz. Zamanla her şey oturacak. Geniş bir rotasyon kullandınız koç. Yani herkes deneme fırsatı buldunuz herhalde. Yani herkese şans vermek istiyorum ama kazanmak da istiyoruz. Yani herkes katkı verecek. Herkesi görmek istiyorum. Bir hata yapmak istemiyoruz. Gidebileceğimiz en iyi takımla gidelim istiyoruz. Bugün öyle oldu. İyi oynayanlar oldu. Daha iyi oynaması gerekenler oldu. Oturacak zamanlar şey. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tarcan. Evet, Ekrem Memnun'un görüşleri böyleydi. Aslında maç içerisinde yaptığımız değerlendirmelerin birçoğunu doğrular nitelikte konuştu Ekrem Memnun. Yani şimdi dediği gibi bizim de hep bahsettiğimiz şeylerden bahsetti. Gerçekten Nijerya bence doğru bir hazırlık maçı seçimi olmuş. Koçun da söylediği gibi aynı alabileceğimiz her şeyi bence bugün aldığımızı
düşünüyorum. Ben hemen tekrar Ayşe Nur'a döneyim. Evet Şaziye, Slovenya'da